Galatasaray, Ramadan Sobi ile anlaştı. Selamlar dostlar, ne haber? Galatasaray ile ilgili oldukça önemli haberler var. İsterseniz hemen başlayalım. Bu sezon ligi domine edecek düzeyde bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları harıl harıl devam ediyor. Galatasaray yönetimi transferleri bir bir açıklamaya da başladı. Henry Oyunkuru'nun bonservisini almayarak Nişeryalı genç oyuncuyla resmen yollarını ayıran Sarı Kırmızılıların sol kanat için uzun süredir flaş bir isimle görüştüğü ortaya çıktı. Mısır Ligi ekiplerinden Pyramids'in formasını giyen Ramadan Sobi ile Sarı Kırmızılı ekibine anlaştığı, oyuncunun kulübüyle de anlaşmanın çok yakın olduğu belirtildi. Mısır basınında çıkan haberlere göre taraflar arasında ufak pürüzler kaldı. Daha önce İngiltere'de Stoke City ve Huddersfield'da görev yapan 24 yaşındaki yıldız, ilk etapta 2.2 milyon euroya yakın bir ücret talep etti ancak Galatasaray yönetiminin Sobi'ye 5 yıllık anlaşma ve senelik 1.5 milyon euro maaşla birlikte performansa dayalı bonuslar vereceği öğrenildi. Bu arada Pyramids'le 4 yıllık daha sözleşmesi bulunan Mısırlı'nın takımdan ayrılmak istemesi nedeniyle bonservis konusunda Aslan'a sorun çıkartılmayacağı bildirildi. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan Sobi'nin kulübünden gelecek yanıtı bekleyen Galatasaray, duruma göre elindeki diğer alternatiflere yönelecek. Galatasaray'ın yeni 10 numarası İtalya'dan. Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Orta sahaya Aytaç Kara ve Çiçalı'yı transfer eden Sarı Kırmızılılar, Benfica'nın Gedson Fernandes'i bırakmaması üzerine bu bölge için arayışlarına devam ediyor. Galatasaray daha önce scout ekibi tarafından izlenen ve teknik direktör Fatih Terim'in de transferi için onay verdiği Nedim Bayrami için harekete geçti. Galatasaray kariyerini İtalya ekiplerinden Empoli'de sürdüren 22 yaşındaki 10 numara Bayrami ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı Kırmızılılar İtalyan ekibini de ikna etmesi halinde genç yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan 10 numara, merkez orta saha ve ön libero'da forma giyebiliyor. İsviçre'nin Zürih kentinde doğan ve kariyerine de burada başlayan Arnavut oyuncu Nedim Bayrami, 2019-20 sezonunun başındaysa Grasshoppers'tan Empoli'ye 500 bin euroya transfer olmuştu. Empoli formasıyla geride kalan sezonda 39 karşılaşmada boy gösteren 10 numara, takımı adına 7 gol ve 10 asistle oynayarak Serie B ile İtalya Kupası mücadelelerinde dikkat çeken isimlerden biri oldu. Oyuncunun Empoli'deki sözleşmesi ise 30 Haziran 2024'te sona eriyor. Taraflar arasında görüşmeler sürerken transferin bu hafta sonuçlanması bekleniyor. İngilizler duyurdu. Tottenham'ın genç yıldızı Galatasaray'a. Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. İngiliz basını Galatasaray'ın transferdeki sürpriz hedefini ilk kez duyurdu. Galatasaray genç futbolcu Tanganga için kiralama teklifinde bulundu. Transferde hareketli günler yaşayan Galatasaray için adadan sürpriz bir stoper iddiası geldi. Telegraf'tan Mike McGrath'in verdiği bilgiye göre Galatasaray Tottenham'ın 22 yaşındaki defans oyuncularından Yapnet Tanganga'ya teklif yaptı. Haberde Galatasaray'ın Tanganga için bir yıllık kiralama teklifi yaptığı ifade edilirken İngiliz ekibinin kadrosunda düzenli oynatamadığı ve gelecek vaat eden oyuncusunu Galatasaray'a kiralama konusunda istekli olduğu vurgulandı. Savunmanın ortasında ve sağ bekte oynayabilen Yapnet Tanganga, Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 13 maça çıktı. Gol ve asist katkısı veremeyen İngiliz oyuncu ayrıca ülkesinin U21 milli takımında da yer alıyor. Tottenham altyapısından yetişen genç oyuncu 2019-2020 sezonunda A takıma yükselmişti. Campuzano Galatasaray'la anlaştı. Galatasaray'da scoutların önerdiği ve teknik heyetinde onay verdiği Jorman Campuzano konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Arjantin basınında yer alan bilgilere göre Jorman Campuzano Galatasaray'a transfer olmak üzere ve Boca Juniors'tan ayrılmak için pavulunu hazırlamış durumda. Elin Transigente'nin hoşça kal demeye bir adım kaldı. Campuzano, Boca'dan ayrılmak için bavulunu topladı ve Türk TV'yi Galatasaray'a gidiyor başlığıyla verdiği haberin detaylarında. Miguel Angel Russo'nun
Boca Juniors'un başına geçmesinin ardından Jorman Campuzano takımın vazgeçilmezleri arasında olmaktan çıktı. Russo merkez orta saha oyuncusunu yedeğe çekti. Gerçek şu ki Kolombiyalı yıldız da eski seviyesinde değil ve performansını düşürdü. Kadrosunu dikkatle kurmak isteyen Boca teknik direktörü kulübünde ekonomik durumunun çok iyi olmadığının farkında. Bu nedenle takımının para kazanmasını da istiyor. Campuzano da yaşanan bu gelişmelerin ardından kendine yeni bir takım aramaya başladı. Bilindiği üzere Türk devi Galatasaray, Jorman Campuzano ile yakından ilgileniyor. Orta saha oyuncusu Avrupa'nın tanınmış bir kulübüne sıçrama yapmak istiyor. Ayrıca Güney Amerika'da kazanacağı maaştan çok daha fazlasını da alacak. Bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Campuzano 15 Ağustos'tan önce İstanbul'a giderek Galatasaray'a imza atacak. İfadeleri kullanıldı. Galatasaray, Sacha Boey transferini kapa bildirdi. Galatasaray, uzun süredir arayışta olduğu sağ bek transferini tamamladı. Rennes'le bonservis konusunda anlaşmaya varan Galatasaray, Fransız ekibiyle resmi görüşmelere başlandığını kapa bildirdi. Galatasaray'dan kapa yapılan açıklama şu şekilde. 13 Eylül 2000 doğum tarihli Sacha Boey'un transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Sacha Boey'u pazar günü İstanbul'a getirmesi beklenen Galatasaray'ın 20 yaşındaki sağ bekle 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Geçen sezon Dion'da kiralık oynayan Kamerun asıllı futbolcu 26 lig maçında bir asistle oynadı. Temposu ve hızıyla dikkat çeken Boey savunma gücüyle ön plana çıkıyor. Hücuma da sık sık destek veren Sacha Boey'un potansiyeline ulaşması halinde Fransa milli takımına kadar yükselebileceği belirtiliyor. Sacha Boey daha önce Fransa'nın alt yaş milli takımlarında da forma giymişti. Patrick Van Aanholt Galatasaray'da. Galatasaray'da transfer hız kazandı. Orta saha için Rumen Alexandru Çiçaldu, sağ bek için genç Fransız Sacha Boey'la anlaşan Galatasaray, sol bek bölgesi içinde bir ara görüşmelerin tıkandığı Patrick Van Aanholt'la anlaşma sağladı. Fabrizio Romano'nun paylaştığı bilgiye göre Galatasaray ile Patrick Van Aanholt arasında bir hafta önce görüşmeler çökmüştü. Fakat yeniden görüşmeler başladı ve Galatasaray'la serbest oyuncu konumundaki Patrick Van Aanholt anlaşma sağladı. Hollandalı oyuncunun önümüzdeki hafta sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Ardından Hollandalı oyuncuyla evraklar onaylandıktan sonra 2024'e kadar sözleşme imzalanacak. Hollanda A milli takımıyla Euro 2020'de 4 maça çıkan Aanholt, geçen sezon Premier Lig'de ise 22 maça çıkmıştı. Son olarak Crystal Palace forması giyen Patrick Van Aanholt, Premier Lig'de toplamda 212 maça çıktı ve 22 gol kaydetti. Galatasaray, Hollandalı sol bek Van Aanholt'un transferi için görüşmelere başlandığını kapada bildirdi. Yapılan açıklamada, Hollanda milli takım oyuncusu 29 Ağustos 1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt'la transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır. İfadeleri kullanıldı.